Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde tenazu konusunu işleyeceğiz. İştigal babını bir önceki dersimizde bitirmiştik. Tenazu dediğimiz şey bir yani sözlük anlamı çekişme. Niza, çekişme. Ne oluyor? Ortada bir veya iki tane amil var ama bir veya daha fazla mamül var. Şimdi bu amillerin hangisine bu mamülleri dağıtacağız? Hangisine vereceğiz? Amiller kendi arasında çekişiyorlar. Buna tenazu deniliyor. Farklı görüşler var. Basralıların görüşü var. Küfelilerin görüşü var. Basit bir örnekten anlatacak olursak, darabeni ve darabtu zeyd. Şimdi bu mütenazaun fih derler buna. Şimdi iki tane amilimiz var. Darabe ve darabe. Darabeni bana vurdu. Kim? Bu fiil mef'ulünü almış. Ya. Şunun nunu vikaye. Darabeni bana vurdu. Kim vurdu? Fail yok. Soru işareti. Fail yok. Ve darabtu ben vurdum. Failini almış. Mef'ulü yok. O zaman bu ne istiyor? Bu fail istiyor. Bu da mef'ul istiyor. Bunun faile ihtiyacı var, bunun mef'ule ihtiyacı var. Failini almış, tü fail. Ortada bir tane mamülümüz var, zeyd kelimesi. Şimdi bu zeydi darabenin ihtiyacına mı vereceğiz, darabtünün ihtiyacına mı vereceğiz? Şimdi darabeni bana vurdu kim? Zeydün. Zeyd vurdu. Bu fail istiyor. Ve darabtu ben vurdum. Kime? Zeyden. Bu da mef'ul istiyor. Şimdi bir kelimede aynı anda iki irab okuyamayız. Ne yapacağız? İşte buna mütenazaun fih derler. Yani kendisinde çekişme olan mamül demek. Şimdi burada bir sistem var. Mesela birinci fiile amel verip birinci fiile bunu birinci fiile mamül yapıp, niye? Önce gelmiş ya, önceliği var. Birinci fiile mamül yapabiliyorsunuz. O zaman ikinci fiilin ihtiyaç duyduğu mef'ul ne olacak? Darabeni zeydün dediniz. Darabeye verdiniz bu zeydi. Bunun ihtiyaç duyduğu mef'ul ne olacak? Veya darabtü zeyden dediniz. İkinciye verdiniz bunu. Bunun ihtiyacı olan fail ne olacak? İşte bir tane mamülde bakın burada iki tane amil çekişiyor. Bazen bu birden fazla mamüller de olabilir. Yani illa bir mamül olmak zorunda değil. İki mamül olur, üç mamül olur, dört mamül olur. Ve ortada amiller hangisini hangisine vereceksin? Buna ne derler? Babu tenazu, tenazu babı. Tabii hiçbir ibare, hiçbir yazı böyle çekişmeli olarak kalmaz. Mezhepler var. Basra ekolü, Küfe ekolü. Mesela Küfeliler önce geldiği için birinci fiile mamül yaparlar gelen ismi. İkincisinde ise onun ihtiyacı olan mamülü zamir olarak verirler. Efendim Basralılar yakın olduğu için önce geldi. Yakın olduğu için ikinci amile görev verirler. İkinci amilin mamülü yaparlar. Birincisininkinde farklı metotlar uygularlar. Yani burada bir tenazu var. Amillerin bir veya daha fazla mamülde bir çekişmesi var. Bunun adı tenazu. Bu tenazuyu nasıl yöneteceğiz? Burada bunu Zeydün mü diyeceğiz, Zeyden mi diyeceğiz? Bu mamülü hangisine vereceğiz?
tamam mı? Bu hiçbir terkip tenazu üzere kalmaz. Çekişmeli olarak kalmaz. Biri tercih edilir ve ibare ona göre yönlendirilir. Babun fit tenazu'i. Tenazu hakkında bir bab. Yecüzü caiz olur. Nerede? Fi darabeni ve darabtu zeyden. Darabeni fiil ve mef'ul. Darabtu fiil fa'il. Şimdi bak burada tenazu yok, bitirilmiş. Zeyden dediğiniz anda tenazu bitmiştir. İkinciye verilmiş. Eğer birinciye verilse Zeydün olacaktı, değil mi? Siz orayı Zeyd hareketsiz düşünün. Burada caiz olur ne? İ'malül evveli. Birinci fiile amel vermek. Ki vaktârahul kûfiyyûn. Ehli Küfe bunu tercih etmiş. Küfeli alimler bunu tercih etmişler. O zaman ne olur? Fe yudmeru fithani, ikinci amilde zamir yapılır. Küllü ma yahtacuhu, ihtiyaç duyduğu her şey. Şimdi siz eğer arkadaşlar birinci fiile amel verirseniz bu ne istiyordu? Fail. O zaman ne diyeceğiz buraya? Zeydün. Peki bu darabtünün ihtiyaç duyduğu mef'ul ne olacak? Onu zamir yapacağız. Ve darabtuhu, değil mi? Darabeni, yani bu mahzuf tabii. Mahzuf anlaşıldığı için hasfedilecek. Şimdi küfeller bunu tercih ediyorlar. Diyorlar ki ilk önce gelen amil mamülü almaya hak kazanır. Dolayısıyla önceliği var bunun. Amelini buna veriyoruz derler. Evittani veyahut ikinci amile amel vermekte caizdir. Vaktarahul basriyune, bunu da Basralı alimler tercih etmişler. O zaman feyudmeru fil evveli merfu'uhu, fakat bu durumda birincinin ihtiyacı olan eğer merfu bir mamül ise damir olarak getirilebilir. Takdir edilebilir. Eğer mensup mamülse hasfedilir. Getirilmez. Nahvu cefevni, onlar bana eziyet ettiler. Cefevni. Fakat velem ecfu, ben eziyet etmedim. El ahillâe. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Cefa, cefevni. Bu ne istiyor arkadaşlar? Cefevni. Cefevni. Mef'ulünü almış, değil mi? Faali de bu. Velem ecfu. Ben eziyet etmedim. Kime? El ahillâe. Dostlara. Şimdi el ahillâe okursak. Ameli nereye vermiş olurum? İkinciye. Peki birincinin ihtiyaç duyduğu şey neydi? Faildi. Mef'ulün almış, cefevni. Failini de vav olarak verdik. İbare naslı cefani. Cefani, tenazu böyle olur. Cefani velemecfül ahillâe. Velemecfül ahillâe. Şimdi bu cefani, bana kim eziyet etti? El ahillâü. Bu fail istiyor. Yani şu tenazunun bitirilmiş hali. Cefani, bana eziyet etti kim? El ahillâü, dostlar. Vele mecfu, ben eziyet etmedim kime? El ahillâe, dostlara. Bu fail istiyor, bu mef'ul istiyor. Ne yapıyoruz? İkinciye amel verince, ele mecfu ahillâe deyince, bunun ihtiyacı olan şeyi ne yapıyoruz? Zamir yapıyoruz. Bak, cefevni. Artık bu fail istiyor mu? Aldı failini. Bak, vav. Tenazuyu bitirdik. Yani bir ibareyi tenazu üzere Mehmet kardeşim bırakamayız. Tenazuyu bitireceksin. Ya ikinciye amel vereceksin ya birinciye amel vereceksin. O zaman birincinin ve ikincinin ihtiyaç duyduğu şeyleri ona göre cümle içine yerleştireceğiz. Bak burada bunun ihtiyaç duyduğu faili verdik. Tenazuyu bitirdik. Cefaniyi cefev, vav, fail yaptık. Yukarıdaki örneğe fail verebiliyor muyuz? Şimdi bakın burada da eğer ikinciye amel verirsek, darabtu zeyden dersek, bunun ihtiyacı olan ne? İhtiyacı olan fail, değil mi?
Hüve. İşte burada. Aynı. Bak hüveyi koyduk buraya. Şu anda tenazu bitti. Çekişme bitti. Bunu, bu ihtiyacı olan faalini aldı. Bu da ihtiyacı olan mef'ulünü aldı. Ve leyse minhu. Tenazudan değildir. Ne? Şu örnek. Kefani bana yeter. Ve lem atlub ben istemedim. Galilun minel mal. Kefani bana yeter. Ve lem atlub istemedim. Ene. Şimdi kefa fiili ne istiyor? Mef'ul istiyor. Kefani bana yeter ne? Ve lem atlub istemedim neyi? Şimdi bir tane mamülümüz var. Kalil. Bunu kalilün mü diyeceğiz? Kalilen mi diyeceğiz? Kefani bana yeter. Kalilun minel mal. Az bir mal. Ve lem atlub ben istemedim. Kalilen minel mal. Az bir mal. Şimdi bakın bir çelişki var değil mi manada? Az mal istedim mi istemedim mi? Az mal bana yeter mi? Yoksa böyle maklup kalilen az bir mal istemedim mi? Böyle mana yani aynı amili, iki amili aynı mamule verdiğiniz zaman mana bozuluyorsa tenazu yoktur orada. Kefani bana yeter. Kalilun minel mal. Az bir mal bana yeter diyorsun bu cümleye göre. Kefaya fail yaparsan. Peki le matlube mef'ul yaparsak mana ne oluyor? Ve le matlub kalilen minel mal. Ben az bir mal istemiyorum yani çok mal istiyorum. Şimdi halbuki tenazuğun şartı şudur bak. Bu darabeyi de buna fail versen, bunu buna mef'ul versen mana bozulmaz. Darabeni Zeydun bana Zeyd vurdu. Darabtu Zeyden ben de Zeyd'e vurdum. Mana bozulmaz. Ama burada ters bir anlam çıkıyor. Kefaya bunu mamül olarak verirsen kefani kalilun minel mal bana az bir mal yeter demiş oluyorsun. Lem aklube verirsen ben az bir mal istemiyorum. Bana yetmez az bir mal. Çok mal istiyorum oluyor. İki zıt mana çıkıyor ortaya. Onun için mana bozulduğu için şu velem aklubu ara cümle yapacağız. Tamam mı? Kefani kalilun minel mal. Burada tenazu yok. Velem aklub şeyen. Mef'ulünü de mahsuf yaparız. Kefani kalilun minel mal. Bana azıcık mal yeter. Ve le matlub şeyen yani. Bir şey istemiyorum. Hatta azıcık bile istemiyorum yani. Ümrul Kays diyor bunu şair. Babasının öcünü almak istiyor. Yani benim derdim mal değil. Babası Hire kralıymış. Krallığını almış, amcaları baskın yapmışlar, babasının elinden almışlar. O da ömür boyu tekrar babasının hanedanlığını geri almak için uğraşmış. Benim derdim mal mülk değil diyor. Benim asıl istediğim şey krallık diyor. Şimdi şunu ara cümle yapıyoruz. Velem atlub şeyen. Tamam mı? Kefani galilun minel mal. Bu ara cümle. Fiille fail arasına girmiş bir ara cümle. Kefani galilun minel mal. Kefani bana yeter. Hatta velem atlub. Onu bile istemiyorum. Az bir mal bana yeter. Li fesadil ma'na. Mana bozulduğu için bu neye girmez? Tenazuya girmez. Şimdi metin bu kadar. Yani 4 satırlık bir metinde müellifimiz tenazuyu özetliyor. Ama iş bu kadar mı derseniz tabii ki bazı detaylar var. Yani özet bu kadar diyebilirim ama bu detaylar bilinmediği zaman da anlaşılamaz bu ders. Şerha geldik. Yusemma hadel babu babet tenazu'i ve babel i'mali eydan. Buna tenazu babı veya i'mal babı, amel ettirme babı da denilir. Ve dâbituhu, bunun, bu babın genel kuralı şudur. En yetekaddeme amilani ev ektera. İki, en az bak, bir olmaz. Çekişme olmaz için iki tane olacak en az. En az iki veya daha fazla amil öne geçecek. Ve yeteahhara, ondan sonra gelecek ma'mulun, bir ma'mul, ev ekser veya daha çok ma'mul. En az iki veya daha fazla amil öne geçecek, bir veya daha fazla ma'mul sonraya kalacak. Ve yekune küllün minel mütekaddimi,
O öne geçenlerin her biri isteyecek, taliben talep edecek. Lidâlikel müteahhiri. O sona kalanı veya kalanları talep edecek. Bak burada talep edemedi. Burada talep edemiyor mana bozulduğu için. Şimdi her birine tek tek örnek vereceğiz. Mithalu tenazu'il amileyni ma'mulen vahiden. İki amilin bir mamülde çekişmesine örnek. Kavluhu Teala atuni üfrig aleyhi kıtra. Atuni Kehf suresinde değil mi? Atuni bana getirin. Üfrig dökeyim aleyhi onun üzerine kıtran. Erimiş bakır dökeyim. Şimdi bak atü emri hazır. Atuni. Atuni neyi istiyor? Atü getirin. Kime? Ni bana. Birinci mefulünü almış. Ata fiili e'ta manasında kaç meful alır? İki meful alır. Birinciyi almış. Atuni. Üfril dökeyim. Aleyhi onun üzerine neyi dökeyim? Üfril da meful istiyor. Kıtran bir tane meful var. Şimdi atuni kıtran mı, üfril kıtran mı? Kıtranı hangisine mamül yapacağız? İşte çekişme oldu. Atuni ikinci meful istiyor kıtranı, üfril da birinci meful istiyor. Tek meful alıyor. Ve zâlike, buradaki tenazuğun gerçekleşmesi şöyle olur. لِأَنَّ آتُونِي فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ آتُونِي fiil, fail ve mef'uldür. يَحْتَاجُ اِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ İkinci mef'ule ihtiyacı vardır. وَاُفْرِغْ اُفْرِغْ ise fi'lun ve fa'ilun fiil ve fa'ildir. يَحْتَاجُ اِلَى مَفْعُولٍ Mef'ule ihtiyacı var. وَتَأَخَّرَ عَنْهُمَا كِتْرًا Bunlardan sonra bir mamül kıtran geliyor. وَكُلُّمْ مِنْهُمَا طَالِبٌ لَهُ Ve her iki amil de kıtranı mamül olarak istiyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımızı daha söylemiyoruz bakın. Şu anda müellif meseleyi ortaya koyuyor. Tenazuyu bize örnekler üzerinden gösteriyor. Bu örnekte neyi gördük? İki amilin bir mamülde çekişmesini gördük değil mi? Heh. Şimdi ve mitalu tenazu'il amileyni ektera min ma'mulin. İki amilin birden fazla mamülde çekişmesine örnek. Nahvu darabe ve ekreme zeydün amran. Darabe vurdu ve ekreme ikram etti. Kim zeydün zeyd, kime amran amran. Darabe ve ekreme amillerimiz, zeydün amran mamullerimiz. İşin ilginci darabe de ekreme de ikisi de fail ve meful istiyor. Elimizde de bir tane fail, bir tane meful var. Hangisine vereceğiz? İki amil var ortada, iki tane de mamül var. Her iki amil, her iki mamülü de istiyor. Darabenin de fail meful ihtiyacı var, ekremenin de var. Peki, şimdi daha çözeceğiz bunları. وَمِثَالُ تَنَازُعِ اَكْثَرَ مِنْ عَامِلَيْنِ مَعْمُولًا وَاحِدًا İkiden fazla amilin bir mamülde çekişmesine örnek. İkiden fazla amil, yani üç, dört, bir mamülde çekişiyorlar. Ne gibi? كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ كَمَا صَلَّيْتَ salat ettiğin gibi ve barakte ve bereket bıraktığın gibi ve terahhamte merhamet ettiğin gibi kim üzerine? عَلَى اِبْرَاهِيمَ Bu عَلَى اِبْرَاهِيمَ car ve mecruru salleytenin de mef'ulü bir gayr-ı sarihi olabilir, barakte'nin de olabilir, terahhamte'nin de olabilir. Çünkü üçü de istiyor عَلَى اِبْرَاهِيمَ'yi. Çünkü salat edilen, üzerine bereket bırakılan, merhamet edilen üçü de İbrahim. Şimdi bu üçü de bu car ve mecruru kendine istiyor. Üç tane amil, ortada bir mamül var. Fe'ala İbrahim, buradaki ala İbrahim car ve mecruru matlubun li kulli vahidin min hadihil avamili thalateti. Üç amilin her biri tarafından talep ediliyor. Devam ediyoruz.
örnekler vermeye, tenazuya örnekler vermeye devam ediyoruz. Ve misalü tenazu'i ekthera min amileyni ekthera min ma'mulin. İkiden fazla amilin birden fazla mamülde çekişmesine örnek. Kavluhu aleyhissalatu vesselam, Peygamberimizin şu sözü gibi. Tüsebbihune, tesbih edersiniz, yani edin. Ve tuhammidune, Allah'ı hamd edersiniz, yani edin. Ve tükebbirune, tekbir getirirsiniz, yani getirin. Ne zaman, nerede, nerede? Dübura külli salatin, her namazın arkasında. Kaç kere yapın bunları? Thelâten ve thelâthîne, 33 kere. Meşhur, malum, bildiğimiz olay. Şimdi burada kaç tane amilimiz oldu? 3 tane. Tüsebbihune, tuhammidune ve tükebbirune. 3 tane amilimiz var. Kaç tane mamülümüz var? 2 tane. Birisi dübura zarfı, peşinde, arkasında demek. İkincisi de thelaten, mef'ulü mutlakı, kaç kere? Bak, bir zarf, bir mef'ulü mutlak var. 3 tane amil var. İşin ilginci, üç amilin üçü de hem o zarfı, dübura'yı istiyor, hem selaten ve telatine istiyor. Çünkü tesbih, tekbir, hamd, üçü de namazın peşinde olacak, üçü de 33'er kere olacak. Dolayısıyla dübura'yı ve selaten ve telatine'yi üçü de istiyor. Ne yapacağız şimdi? Fe dübura, buradaki dübura kelimesi mensubun ale zarfiyeti, zarf olmak üzere mensuptur, mef'ulü fih'tir. Ve telaten ve telatine, bu da nedir? Mensubun ale ennehu mef'ulun mutlakun, mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Ve kat tenaza'ahuma, fakat bunlar da muhakkak çekişmiştir. Küllün minel avamili thelâteti sâbikati aleyhima, bu ikisinden önce geçmiş olan üç amilde bunlar da çekişmektedir. Her üçü de hem bu zarfı hem mef'ulü mutlakı istemektedir. İzâ tekarrara hâdâ, bu anlattığımız diyor zihninde yerleştiyse, فَنَكُولُ diyebiliriz ki لَا خِلَافَ ف۪ي جَوَازِ اِعْمَالِ اَيِّ الْعَامِلَيْنِ اَوِ الْعَوَامِلِ شِئْتَ. Bu iki amilden veya amillerden dilediğini amel ettirmenin caiz olması konusunda herhangi bir ihtilaf yok. İstediğini amel ettirebilirsin. وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُخْتَارِ. Fakat ihtilaf diyor, tercih edilen hangisi? İki amilden veya üç amilden herhangi birine amel verip diğerlerini, mamullerini hasfedebilirsin ama tercih edilen hangisi? Tercih edilen görüş hangisi? Fel küfiyyûne, küfeliler yahtarûne i'mâlel evveli, birincinin amel ettirmesini tercih ediyorlar. Niçin? Lisebgihi, öne geçtiği için. Yani amel verilmesinin tek nedeni öne geçmiş olması, ilk gelen olması. Vel basriyyûne, basrallar ise yahtarûne i'mâlel ahîri, sonuncu amilin amel etmesini tercih ediyorlar. Niye? Li qurbihi, mamule yakın olduğu için. Fe in a'maltel evvele, eğer birinciye amel verirsen ne yaparsın? Admerte fit thani, İkincide zamir yaparsın. Neyi? Küllemâ yahtâcu ileyhi, ihtiyaç duyduğu her şeyi. Min merfu'in ve mensubin ve mecrûrin. Şimdi küfellere göre birinciye amel verdik ya, ikinci diyelim faile ihtiyaç duyuyor, zamir yap. Mef'ule ihtiyaç duyuyor, zamir yap. Car ve mecrura ihtiyaç duyuyor, ver, mecrur. Ne istiyorsa ver. Şimdi örneklere bakalım. Ve zalike nahvu qame ve qa'ade ahavake. Qame ve qa'ade ahavake. Qame ne istiyor arkadaşlar? Fail. Qa'ade ne istiyor? Bu da fail. Ahavake, senin iki kardeşin kalktı. Kalktı mı, oturdu mu? Kalkmış da olabilir, daha sonra oturmuş da olabilirler. Ama burada bir tenazu var.
Kâme de ehavâke tesniye. Ehavâke. Bunu fail istiyor. Kâde de bunu fail istiyor. Şimdi küfeliler ne yapıyorlar? Birinciye veriyorlar. Kâme ehavâke. Senin iki kardeşin kalktı. Peki ikincide ne yapıyorlardı? İkincinin ihtiyaç duyduğu şeyi zamir olarak getiriyorlar. Ne diyorlar? Ve qa'da dediğin anda tenazuğu kesmiş oluyorsun. Bunun ihtiyaç duyduğu faili verdik. Yani iki, senin iki kardeşin hem oturmuşlar hem kalkmışlar. Ne yapıyorlarmış? Birinciye veriyorlar. İkincide ne yapıyorlar? Zamir yapıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. Kâme kalktı. Ve darabtuhuma ve ben onlara vurdum. Kim kalktı? Ehavâke. Aynı. Bakınız burada kâmeye amel verdik değil mi? Kâme ehavâke. Senin iki kardeşin kalktı. Darabtu ne istiyordu? Darabtu ben vurdum. Ne istiyordu? Mef'ul. Eğer bunu mef'ul yapsaydık ehavâke okuyamazdık. Mehmet kardeşim ne okurduk? Ehavâke. Nasb hali ya. Mef'ul istiyor. Demek ki bunu ehavâke okuduğun anda bu bize gösteriyor ki zaten sen bunu kâmeye fail yapmışsın. Ama bu da bunu mef'ul istiyordu. Ne yaptık? Onun ihtiyacı olan mef'ulü zamir olarak verdik. Kâme ve darabtuhuma ehavâke dedik. Tamam. Kâme ve merartu bihima ehavâke. Kâme ve merartu bihima ehavâke. Bakınız ehavâke okuduğum anda otomatik ben bunu kâmeye fail yaptığım belli. Tenazuyu nasıl kestim? Bunun ihtiyacı olan lazım fiil olduğu için ihtiyacı olan car ve mecruru bihimayı car ve mecrur zamir olarak getirdim. Kâme ehavâke senin iki kardeşin kalktı ve merartu bihima ve ben onlara uğradım. Tamam. Tenazu, bakın buralarda tenazu yok. Tenazu çözülmüş hali. Sen ehavâke dediğin anda tenazu biter. Buraya gâda dediğin zaman birinci sildiğim örnekte tenazu biter. Burada sen merartu bihima dediğin zaman tenazu biter. Ehavâke okuduğun zaman tenazu bitmiş olur. Ve zâlike bunun nedeni şudur ki لِأَنَّ الْاِسْمَ الْمُتَنَازَعَ ف۪يهِ مُتَنَازَعٌ ف۪يهِ olan isim hangisi bu üç örnekte de ehavâke. Ehavâ. وَهُوَ ehavâke فِي الْمِثَالِ örnekte ف۪ي نِيَّتِ تَقْد۪يمِ takdim niyetindedir. Kâmeye fail yaptığımız için. فَالْضَم۪يرُ buradaki damir وَاِنْ عَادَ عَلَى مُتَأَخِّرٍ lafzan müakhara dönse de لَاكِنَّهُ مُتَقَدِّمٍ rutbeten mukaddemdir. Ne demek istiyor burada şimdi? Bakın üç tane örnek verdik. Birinci örneği de yazalım buraya. قَامَ وَقَعَدَا اَخَوَاكَ değil mi? Şu elifi fail olarak verdik. Ehavayı kâmeye fail yaptık. Bunun ihtiyacı olan faili zamir olarak verdik. Şimdi bu durumda bir sorun çıkıyor. Bakınız şu elif nereye dönüyor bu zamir? Ehavâke'ye dönüyor. Peki zamirin merci sonra olabilir mi? Normalde olmaz. Zamirin merci önce geçmesi lazım. Ama bu öncelik rutbeten de olabilir. Zamirin merciinin hem lafzan okunuşta, telaffuzda hem rutbeten konum olarak sonra olması caiz değildir. Zamirin merciinin hem lafzan hem rutbeten müahhar olması caiz değil, kabul edilen bir şey değil. Ama bir zamirin merci lafzan müahhar olabilir. Yeter ki onun konumu, rutbesi önce olsun. Şimdi ehavâke'yi biz neye fail yaptık? Kâmeye. Ehavâke'nin asıl yeri neresi? Şu ara. Yani bu zamir, şu elif her ne kadar şeklen sonra gelen bir şeye dönmüş olsa da ehavâ, fakat bu şey aslında rutbeten, yani bunun konumu yeri eliften önce şurası. Çünkü biz bunu kâmeye fail yaptık. Geçelim ikinci örneğe. Kâme ve darabtuhuma ehavâke. Huma zamiri nereye dönüyor? Ehavâya dönüyor. Ehavâ müakhar.
sonra gelmiş, hüma zamiri nasıl sonradan gelen bir şeye döner? Diyoruz ki bunun görüntüsü burada olsa da şeklen, aslında bunun yeri burası. Çünkü ben ehavayı ne yaptım? Buna fail yaptım, gâmeye. Yeri burası, yeri. Okunuşu şeklen orada olabilir. Ama yeri burası. Şu örneğe bakalım. Gâme ve ben merartu bihima. Şu bihima nereye dönüyor? Ehavaya dönüyor. Ama ehavanın sonra gelmiş, gelebilir. Ama rutbesi burası. Demek ki bir zamirin merciyi döndüğü yer şeklen sonra görünebilir gözümüze. Bu önemli değil. Eğer onun konumu yeri önce ise problem yok. Buna ne dedi müellifimiz? Ve zamiru ve in ala müteahhirin lafzan. Lafzan sonra kalmış bir şeye dönse de lakinnehu mutakaddimun, fakat onun konumu, rutbesi, rutbe bakımından öncedir. Rutbe demek cümle içindeki yeri demek. Tamam mı? Cümle içindeki yeri bu zamirden önce. Dolayısıyla bu zamir sanki önceye dönmüş oluyor. Yani şeklen sonra görünen bir şeye dönse de aslında ne oluyor? Rutbeten, yani konum olarak önceki bir şeye dönmüş oluyor. Bu ise caizdir. Şimdi küfellerin görüşü alındığı zaman, birinci amillere amel verildiği zaman bir mahzur ortaya çıkıyor. Zamirin merciinin sonra olması. Buna nasıl cevap veriyor küfeller? Diyorlar ki bizim görüşümüze göre evet, zamirin merciği sonraya kalmış olabilir. Ama bakın, bu merciler her ne kadar şeklen sonra görünse de bunların rutbesi, yeri, konumu öncedir diyorlar ve güzel bir cevap veriyorlar. Şimdi geldik Basralıların görüşüne. Ve in a'melte thaniye. Eğer ikinciye amel verirsen, bu durumda bir açıklama var. فَاِنْ اِحْتَاجَ الْاَوَّلُ اِلَى مَرْفُوعٍ Eğer birinci amilin merfuya ihtiyacı varsa اَغْمَرْتَهُ onu zamir olarak getirirsin. فَقُلْتَ قَامَا وَقَعَدَ اَخَوَاكَ dersin. Şimdi geldik Basralıların görüşüne göre tenazuyu nasıl çözeceğiz? Şimdi küfeller ne yapmıştı? Küfeller buna ameli vermişti. Bunda da bunun ihtiyacı olan faali de elif, zamir yapmışlardı. Şimdi Basralılar ne yapıyor? Yakın olduğu için ameli buna veriyor. Amil bu. Yani ehava kelimesi kaadenin faali. Peki bunun faali ne yapıyorlar? Eğer diyor merfu ihtiyacı varsa, fail ihtiyacı varsa, fail hasfedilemeyeceğinden dolayı bunu ne yapıyorlar? Fail olarak veriyorlar. Ga-ma. Peki o zaman bir sorun çıkmıyor mu? Bu elif nereye dönüyor? Ehavaya dönüyor. Bu ehava muakhar. Üstelik hem lafzan muakhar, hem konum olarak rutbeten muakhar. Lafzan ve rutbeten. Yani bu durumda zamir hem lafzan hem rutbeten müahhara dönmüş oluyor. Basallar diyorlar ki failde biz bunu sineye çekeriz. Çünkü failin hasfedilmesi söz konusu değil. Bu örnekte diyorlar, efendim bu gibi örneklerde evet, zamirin lafzan ve rutbeten sonra gelen bir şeye dönmesini bir kural istisnası olarak kabul ederiz diyorlar. Çünkü faili hasfetmemiz mümkün değil. Ama şu birinci amil failin dışında başka bir şeye ihtiyaç duyarsa, mesela mef'ule ihtiyaç duyarsa, bunu mef'ulü otomatik atıyorlar. Veya mecrura ihtiyaç duyarsa onu otomatik atıyorlar. Çünkü mef'ul, mecrur, bunlar düşebilir. Bunu hasfediyorlar. Yani mesela şunun mef'ule ihtiyacı olsa o zamir muakhara dönecek ya, o dönmesin diye onu atıyorlar. Ama diyorlar ki faili atamayız.
burada bu mahzuru sineye çekeriz diyorlar. Zamirin lafzan ve rutbeten müahhar olan bir şeye dönmesi problemini sineye çekeriz diyorlar basallar. Fekulte ve dersin gama ve ka'ade ehavake dersin. Ve in ihtace ila mensubin. Eğer mansuba ihtiyaç duyarsa, ev mahfudin veya mecrura ihtiyaç duyarsan, hadeftehu, o birinci mamülün ihtiyaç duyduğu mecruru, car ve mecruru ve mef'ulü hasfedersin. Fekulte ve şöyle dersin, darabtu ve darabeni ehavake. Darabtu ve darabeni ehavake dersin. Darabtu ben vurdum ve darabeni bana vurdu, bana. Kim vurdu? Ehavake. Şimdi bu ehavake ne oldu Mehmet kardeşim? Darabeni'nin faili oldu değil mi? Bunun ihtiyacı ne? Darabtu ben vurdum. Hüma. Nerede bu hüma? Gitti. Şimdi bunu zikretmeyiz diyor. Çünkü meful hasfedilebilir. Ve darabtuhuma dememe gerek yok. Mef'ulün hasfı caizdir. Failin hasfı caiz değil. Bunu burada zikredip de zamirin lafzan ve rutbeten müahhar olan bir şeye dönmesini sineye çekmeme gerek yok diyor. Mef'ulü hasfederim olur biter. Ve merartu ve merra bi ehavake. Merra uğradı. Kime? Bi bana. Kim uğradı? Ehavake senin iki kardeşin. Ehavayı ne yaptık? Merra'ya fail verdik. Peki bunun mef'ulü nerede? Merartu ben uğradı. Adım kime? Bihima, o iki kardeşe. O bihima hasfedildi anlaşıldığı için. Ve la tekul. İkinci örnekte demezsin darabtuhuma. Yani huma zamirini getirmezsin. Üçüncü örnekte de ve la merartu bihima demezsin. Niye? Lianne avde damiri. Çünkü damirin dönmesi ala ma teahhara lafzan ve rutbeten, hem lafzan hem rutbeten müahhar bir şeye dönmesi, inne mağtufira, ancak bağışlanabilir, sineye çekilebilir, fil merfu'i, merfu'da, fail ihtiyacı olduğu zaman, li ennehu gayru salihin lissukuti, çünkü fail, merfu, düşmeye selahiyetli değildir, hasfedilemez. وَلَا كَذَٰلِكَ الْمَنْصُوبُ وَالْمَجْرُورُ Mecrur ve mensub ise böyle değildir. Yani onlar hasfedilebilir. Peki. Şimdi aslında tenazuğun hem basallara göre hem küfelilere göre çözümünü verdik. Şöyle bir özetleyecek olursak. Küfelilerinki çok rahat. Ne yapıyorlar? İlk amile veriyorlar mamülü, ikincinin ihtiyacı duyduğu her şeyi de ona zamir olarak veriyorlar. Olay çözülüyor. Fakat basallar ikinci amile ameli verince birincisininkini her durumda zamir yaptığın zaman problem çıkıyor. Nedir o problem? Zamirin lafzan ve rutbeten müahhar olan bir şeye dönmesi problemi ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için diyorlar ki zamiri hasfederiz. Meful zamir olduğu zaman, car ve mecrur zamir olduğu zaman hasfederiz. Fail istiyorsa onu hasfetmeyiz. Onun bu kuralın istisnası olarak kabul ederiz. Onu sineye çekeriz diyorlar. Ve leyse minet tenazu'i kavlümri'il kays. Ümru'ül kays'ın şu sözü tenazu'dan değildir. Ne diyor Ümru'ül kays? Velev enne ma es'a li edna ma'işetin. Düşük bir yaşam elde etmek için çalışmış olsaydım, kefani bana yeterdi galilun minel mal, azıcık bir mal. Ama velem atlüp, ben bunun için çalışmadım. Burada tenazu yok, mana bozulduğu için. Ve zalike, bunun nedeni şu ki, لِأَنَّ شَرْتَ هَذَا الْبَابِ Bu babın, yani tenazu babının şartı, اَنْ يَكُونَ الْعَامِلَانِ Her iki amilin olması, مُوَجَّهَيْنِ اِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمْنَا Az önce söylediğimiz gibi, bir şeye yönelebilmesi lazım. Ya yani bir mamule yöneldiği zaman mananın sahih olması lazım. وَلَوْ وُجِّهَ هُنَا كَفَانِي وَاَطْلُبْ Hem kefani hem lem atlub yönlendirilse ila galilin, galil kelimesine ne olur? Fesedel mana, mana bozulur. Nasıl?
لِأَنَّ لَوْ çünkü lev harfi tedullu ala imtina'i şey'i limtina'i gayrihi. Bir şey mevcut olmadığı için diğer şeyin de mevcut olmadığını ifade eden bir imtina harfidir. Dolayısıyla فَاِذَا كَانَ مَا بَعْدَهَا مُثْبَتًا levden sonra gelen şey olumluysa kâne menfiyen olumsuza döner. لَوْ جِئْتَنِي bana gelirsen ekramtüke ikram ederim. Bana gelseydin ikram edecektim. Yani gelmedin ikram da etmedim. Bak levden sonra gelen kelime müsbetse menfiye dönüşüyor. Çünkü imtina harfidir. Nahu lev ca'ani ekramtuhu. Lev ca'ani bana gelseydi ekramtuhu ona ikram edecektim. İkram ettim mi? Etmedim çünkü gelmedi. Ve izâ kâne menfiyyen kâne müsbeten. Eğer levden sonraki olumsuzsa olumluya döner. Nahu lev lem yusi. Eğer kötülük yapmasa idi lem uâkıhı. Ben onu cezalandırmayacaktım. Demek kötülük ne yaptı? Yaptı, ben de cezalandırdım. Olumsuzlarda neye dönüyor? Olumluya dönüyor. Ve alâ hâdâ, bunun üzerine fekavluhu, şairin şu sözü velev enne mâ es'hâ li ednâ maîşetin, bu söz levden sonra geldiği için ne olacak? Menfiyyün, menfi olarak değerlendirilecek. Şimdi normalde müsbet bir cümle ama levden sonra geliyor. Levden sonra gelen müsbet menfiye dönüyor. O zaman velev ennemâ esâdni edlâ maişetin, düşük bir yaşam elde etmek için çalışsaydım. Yani düşük bir yaşam elde etmek için çalışmadım anlamı çıkıyor. Bu menfiye dönüyor. Likevnihi fî nefsihi müsbeten. Çünkü haddi zatında müsbettir. Ve kad dehale aleyhi harful imtina. İmtina harfi dahil olunca o müsbete menfiye dönmüştür. Ve küllü şeyi imtena li illetin, bir illetten bir gerekçeden dolayı menfi olan her şey sebete nakiduhu, onun zıttı olur. Ve nakidu sa'i li edna maişetin, düşük bir yaşam için çalışmış olmanın zıttı ademü sa'i li edna maişetin, düşük bir yaşam için çalışmamaktır. Şimdi gelelim cümlenin ikinci kısmına velem atlub. Bu ise müsbetün, müsbete döner. Niye? لِكَوْنِهِ مَنْفِيًا bilem. Lem ile menfi olduğu için. Değil mi? Menfi. Başına lev gelince وَلَوْ لَمْ اَطْلُبْ اَطْلُبَ döner. وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الْاِمْتِنَاعِ başına ne gelmiş? İmtina harfi gelmiş. فَلَوْ وُجِّهَ اِلَى قَلِيلٍ şimdi bak bu lem aklub da kalile yönlendirilse, yani onu mamul olarak alsa vecebe fihi itbatu talebil kalil. O zaman şairin az bir şey istediğini ispat olur. Az bir şey istediği ortaya çıkar. Ve huve bu ise aynu ma nefahu evvelen. İlk olarak nefyettiği, kabul etmediği şeyin aynısıdır. Ya yani birincide az bir şey istemedim diyor, ikincisinde az bir şey isterim diyor. Ve izâ batale zâlik, bu durum batıl olunca taayyene en yekûne mef'ûlü utlub mahzûfen, utlubun mef'ûlünün mahzuf olması kesinleşti. Ve takdîruhu velem atlub el mülke, ben herhangi bir mülk istemiyorum. Ve muktaza zâlik ennehu talibun lil mülk, velem atlubul mülke olunca, başına da lev gelince ne oldu? O da mülkü istiyorum oldu. Yani ben diyor ki düşük bir yaşam uğruna basit bir geçimlik elde etmek için çalışmıyorum. Ben mülk, babamın bıraktığı mülkü elde etmek için çalışıyorum. Ki ve huvel muradü, murat manada budur. Mehmet kardeşim anlaşıldı mı? Yoksa tekrar anlatayım mı? Fe in kıyle, şimdi konu bitti. Fe in kıyle, eğer denilirse ki innemâ yelzemü fesâdü ca'lihi min bâbi tenâzu'i li'atfike lem atlub alâ kefâni. Burada bu bozuk mana niye ortaya çıkıyor? Sen velem atlubu kefaniye atfettiğin için. Velev gaddartehu müstenefen, bunu müstenef olarak takdir etsen kâne nefyen mahdan, mahza nefi olur, gayra dâhilin tahte hükmü lev, levin hükmünün altına da girmez, mahza nefi olur diyor.
Cevabımız kultu, biz deriz ki innema yecuzu tenazu bi şartı en yekune beynel amileyn irtibatun. Tenazu olabilmesi için iki amilin irtibatlı olması lazım. Birbirine atfedilmesi lazım. Ve takdirul istinaf, burada istinaf takdir etmek, yani bunu istinaf cümlesi olarak değerlendirmek, yüzilül irtibata, bu irtibatı ne yapar? Kaldırır. O zaman konu tenazudan çıkar gene. Şimdi böylece iştigal ve tenazu bablarını da bitirerek arkadaşlar merfuat babını bitirmiş olduk. Mensubata geçmiş olduk. Önümüzdeki ders mensubattan devam edeceğiz inşallah. Lillahi'l-Fatiha.